Milyonlarca emeklinin gözü maaş artışında. Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla Ocak'taki zam oranları da netleşmeye başladı. Ama maaşını tabandan alanlar Ocak'tan önce de bir zam sürpriziyle karşılaşabilir. Çünkü yıl sonu gelmeden en düşük emekli maaşına seyanen zam yapılabileceği konuşuluyor. Hatta telaffuz edilen bir de rakam var. Yılbaşına gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu? İnşallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasıyla birlikte emeklilerin ara zam beklentileri daha da arttı. Cumhurbaşkanı emekli maaşları için talimat verdi. Ekonomi kurmayları düğmeye bastı. En düşük maaş alan emeklerimizin durumunu iyileştirmesine yönelik Cumhurbaşkanımızın bize bir talimatı oldu. O çalışmaları ya tabii ki yapıyoruz. %45 olsa 7,5'a göre iyidir. Enflasyona göre yapmaları lazım. 45 de olur, 50 de olur. Yılbaşından önce yapılması beklenen ara zam içinse gözler bir kez daha meclise çevrilecek. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının sonrasında en düşük emekli maaşının 7500 liranın üzerine çıkartılması için mecliste çalışma yapılması bekleniyor. Emeklilerin gözü önce Kasım ayına ardından da Ocak zammına çevrildi. Kasım ayında en düşük emekli maaşı olan 7500 liranın hazine desteğiyle artması gündemde. Ancak bunun için 2024 bütçesinin çıkması gerekiyor. Çünkü bütçe kaynaklarına göre karar verilecek. En düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye seyyanen yükseltilmesi öngörülmektedir. Yapılması beklenen ara zamla emeklinin taban aylığının 10.000 liraya çıkması ihtimal dahilinde. Ocak ayında ise tüm emekli maaşlarına enflasyon oranında zam geleceği için en düşük emekli aylığı daha da artacak. Ocak ayında yapılacak olan zamda ise yine gerçekleşecek olan enflasyon oranı ve refah payıyla birlikte bu oranın daha da artacağını söyleyebiliriz. Çalışmalarda sona yaklaşıldı. Önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunulacak, ardından da kabine gündemine gelecek. Son kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.